ÖHD Antep Şubesi Cezaevi Komisyonu olarak hem cezaevinin süreci takip edebilmek, hak ihlalleri noktasında cezaevlerindeki takibi yapmak üzere cezaevini ziyarete gitmiştik komisyon olarak. Cezaevine gittiğimizde müvekkillerimizden İlhami İşçi ile görüştük. İlhami İşçi yanımıza geldiğinde yüzünün birçok yerinde morluklar ve yara izlerinin olduğunu gördük. Olayın ne olduğu noktasında kendisine sorular yönelttik. Olay tarihinde yani işkence tarihinde İlhami İşçi işte cezaevinin sabah rutin kontrolleri esnasında hazır bulunan şahıs olduğunu söyledi kendisinin. İşte biz cezaevinin aramaları esnasında arama ekibine eşlik ediyorduk ve koğuşta çamaşırları astığımız bir ip vardı dedi bizim tarafımıza. Çamaşırları astığımız ipi almak istediler. Biz de buna işte daha önceki aramalarda bu çamaşır ipinin kaldığını söyledik. Cezaevi personellerinden yani infaz koruma memurlarından bir tanesi sana mı soracağız lan şeklinde tehdit ve hakaretvari konuşmalarda bulunduğunu izah etti. Akabinde müvekkilin işte benimle bu şekilde konuşamazsınız söyleminden sonra biz istediğimizi yaparız. Buranın ağası da paşası da biziz şeklinde söylemlerde bulmuştur. Müvekkil bunun üzerine baş gardiyanla görüşmek istiyor. Baş gardiyan arama yerine geliyor, koğuşa geliyor. Gelen baş gardiyan İlhami'nin ifadesini dinledikten sonra burada benim hiçbir memuruma karşı gelemezsin. Biz burada istediğimizi yaparız şeklinde beyanda bulunuyor ve akabinde İlhami'yi alın götürün şeklinde bir talimatta bulunuyor. 4-5 gardiyan İlhami'yi yere yatırarak diğer bir tabirle karga tulumba bir şekilde zoraki bir şekilde koğuştan çıkarmaya başlar ve bu arada darp etmeye de çalışıyorlar ve darp ediyorlar. Bunu gören bir diğer müvekkilimiz Uğur Ün olaya karşı çıkıyor. Arkadaşımı nereye götürüyorsunuz? Yani herhangi bir suçu yok. Neden dövüyorsunuz gibi şeklinde beyanda bulunuyor. Akabinde Uğur'u da alın şeklinde baş gardiyanın bir söylemi bulunuyor ve Uğur ve İlhami'yi alıp koridordan dışarıya götürüyorlar ve bu arada koridorda götürürken de kendisini çok ciddi darp etmişler. Uğur ve İlhami'yi alıp tekli hücrelere koyuyorlar. Tekli hücrelere koyduktan sonra işkence devam ediyor. Hem İlhami'yi hem Uğur'u uzun bir süre darp ediyorlar. Akabinde bu işkenceleri yaparken infaz koruma memurlarının, kurum müdürlerinin ve baş gardiyanın bir takım söylemleri gelişiyor ve şey diyorlar. Siz Esat Oktay Yıldıran dönemine denk geldiniz mi? Gelmediyseniz hoş geldiniz şeklinde bir takım beyanlar bulunuyor. Yani Esat Oktay Yıldıran işkence zihniyeti hala taşıdıklarını açık bir şekilde ifade ediyorlar. Bununla yetinmeyip yine müvekkillere işte Mehmet Ağar dönemlerinde siz yaşamadınız tabii. Size daha fazlasını yaşatacağız. Hazırlıklı olun şeklinde tehditlerde bulunuyorlar. Uğur Ürün ve İlhami İşçi o gün tekli koğuşlarda kalıyor ve revir talebinde bulunuyorlar. Doktora çıkmak istiyorlar. Zorunluluktan doktora götürüyorlar. Doktora yani bizim olaydan birkaç gün sonra gittiğimizde dahi hala üzerindeki işte yara izleri ortadayken cezaevi doktoru da küçük kızarıklıklar var şeklinde rapor veriyor. Ve müvekkilleri kontrol etmekten icap duyuyor. Vücutlarının birçok yerinde kızarıklıklar ve morluklar olmasına rağmen cezaevi doktoru kontrolden imtina ediyor. Görevini yerine getirmiyor. Akabinde müvekkilleri tekrar tekli koğuşlara götürüyorlar, hücrelere götürüyorlar. Akabinde tekrardan cezaevi ikinci müdürü ya da artık müdürü gelip müvekkillere şey diyor. Sizi eski koğuşunuza götürelim, olayı kapatalım şeklinde beyanda bulunuyor. Ancak müvekkiller bunu üstünü örtülemeyeceğini, işkenceyi hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini beyan ediyorlar. Biz olaydan yaklaşık 2 gün sonra haberdar olduk. Kendileriyle görüştük. Bu konuda ÖHD Antep Şube olarak İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Cezaevi yönetimiyle görüşmek istediğimizde ne yazık ki İslahiye Cezaevi iletişime kapalı. Tamamen kendi personelini korumak üzerine bir tutum sergilemektedir. Bu konuda bu işkence zihniyetin karşısında olacağımızı, gerekli suç duyurusu dilekçelerimizi ilettik zaten savcılara, bunun takibini sağlayacağımızı, sorunların en ağır şekilde cezalandırılması için çaba sarf edeceğimizi belirtmek isterim.